Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vasiyetnamenin geri alınmasından söz ettik. Açıkça bir beyanla geri almadan söz ettik. Yani ikinci bir vasiyetname yaptı kişi ve birinci vasiyetnamesini açıkça geri aldı. Daha sonra arkadaşlar ikinci bir vasiyetname yaptı. Açıkça geri alma beyanında bulunmadı. Acaba durum ne olur diye denedik. Orada da arkadaşlar ikinci vasiyetname, birinci vasiyetnameyi kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde tamamlamadıysa ikinci vasiyetnamenin birinci vasiyetnamenin yerine aldığını söyledik. Yani karinenin prensip itibariyle ikinci vasiyetname ile birinci vasiyetnameden dönülmesi yönünde olduğunu söyledik. Peki, şimdi arkadaşlar neye bakacağız? Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar vasiyetnamenin yok edilmesine bakacağız. Yani vasiyetnameden yok edilerek dönülmesine bakacağız. Yok edilerek dönülmesine bakacağız. 543. maddesini konuşuyoruz. 543. maddesini konuşuyoruz. Medeni kanunumuzun 543. maddesinin önce birinci fıkrasını konuşacağız. 543 fıkra 1 kenar başlığı yok etme ile miras bırakan yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönemidir. Miras bırakan yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönemidir. Burada arkadaşlar bizim için en önemli şey kişinin vasiyetnamesini yok ederken o vasiyetnameyi sonlandırma iradesiyle, o vasiyetnameyi yok etme iradesiyle hareket etmesi. Yani o vasiyetnameyi geri alma iradesiyle hareket etmesi. Çünkü kişi arkadaşlar vasiyetnamesini nasıl yok edebilir? Vasiyetnamesini örneğin el yazılı vasiyetnamesini yırtıp atabilir. El yazılı vasiyetnamesini karalayabilir, çizebilir, okunmaz hale getirebilir, yakabilir, yok edebilir. Ama arkadaşlar bizim için önemli olan ne? Önemli olan şu noktada arkadaşlar, onun bunu yok etme arzusuyla, yok etme iradesiyle hareket etmesi. Çünkü yok etme arzusu olmaksızın da kişi hataen ne yapabilir? Kendi bir takım evrakı arasında bir temizlik yapmaya çalışırken el yazılı vasiyetnamesini de yok edebilir, değil mi? O zaman arkadaşlar 543. maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. Biraz sonra ele alacağımız 543 fıkra 2 ele alınır. Tekrar geri gelecek olursak yok etme suretiyle vasiyetnamenin geri alınmasına. Bir defa arkadaşlar kişinin nasıl hareket etmesi gerekiyor? Yok etme iradesiyle hareket etmesi gerekiyor. Arkasından da bu iradenin üzerine bina edilen hangi eylemini görmemiz gerekiyor? Vasiyetnamenin yok edilmesi eylemini görmemiz gerekiyor. Bu vasiyetnamenin yok edilmesi özellikle el yazılı vasiyetname örneğinden gidecek olursak vasiyetnamenin karalanması, vasiyetnamenin çizilmesi, vasiyetnamenin yakılması, vasiyetnamenin okunamaz bir biçimde artık yırtılıp atılması, değil mi? Bütün bunlarda kişinin yok etmesiyle karşı karşıyayız ve böylelikle vasiyetnamesinden dönmesiyle, vasiyetnamesini geri almasıyla karşı karşıyayız. Peki arkadaşlar, el yazılı vasiyetnamenin yok edilebileceği hususunda hiçbir tereddüdümüz yok. Notere tevdi edildiyse acaba el yazılı vasiyetname, acaba o zaman ne yapacağız? Notere tevdi edildiyse ne yapmamız lazım? Yok ederek vasiyetnamemizi geri almamız için arkadaşlar. Sadece ve sadece eğer notere tevdi edildiyse arkadaşlar yine bizim ne yapmamız gerekiyor? Noterdeki nüshayı alıp yok etmemiz gerekiyor. Noterdeki vasiyetname aslını, daha doğrusu nüshası dedim, noterdeki vasiyetnameyi alıp yok etmemiz gerekiyor. Yine yok etme iradesiyle. Demek ki el yazılı vasiyetname ister kişinin kendi egemenliğinde bulunsun, ister tevdi etmiş olsun arkadaşlar, kişi bu el yazılı vasiyetnameyi yok edebiliyor. Tevdi ettiği takdirde sadece ve sadece o tevdi ettiği vasiyetnameyi alıp yok etmesi gerekiyor. Bu noktada iki tane meselenin tartışılması gerekiyor. O da şu arkadaşlar, noterde resmi vasiyetname düzenledi kişi. Noter, biraz önce de söyledik,
aslını saklamakla yükümlü reysen düzenlenen senetlerin, vasiyetname de reysen düzenleme şeklinde gerçekleştirilen bir hukuki işlem noterlikte, onun aslını saklamak zorunda. Acaba kişi resmi vasiyetnamesini yok edebilir mi? İkinci örnek, kişi acaba sözlü vasiyetnamesini yok edebilir mi? Bütün bunlar arkadaşlar doktrin tarafından biraz şüpheyle karşılanıyor. Oldukça zor olduğunu söylüyoruz, oldukça zor olduğunu söylüyoruz ama bütün zorluklarına rağmen de yine de kişinin noterdeki vasiyetnamesini yok edebileceğini söyleyen yazarlar da var. Yani özellikle arkadaşlar notere gidip söz konusu vasiyetname aslının kendisine iadesini talep edebilir. Eğer noter arkadaşlar bu yola gidecek olursa o zaman noterin herhalde bir tutanak tutması kendisinden beklenir diyor yazarlar. Yani aslında bir resmi vasiyetname vardı. Bu resmi vasiyetnamenin aslını noterlik kanunu çerçevesinde kurallara göre muhafaza etmekte idim, saklamakta idim. Ama kişinin talebi üzerine bunun aslını yok etme ve mutlaka aslını ele geçirme arzusu üzerine söz konusu vasiyetnamenin aslını kendisine verdim şeklinde bir tutanak tutması kendisinden beklenir diyorlar. Birazcık teorik kalıyor. Dolayısıyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum ama şunu söyleyebiliyoruz. Kısacası el yazılı vasiyetname, miras bırakanın kendi egemenliğinde ise çok rahatlıkla yok edebilecektir. Notere tevdi ettiyse o tevdi ettiği vasiyetnameyi oradan alarak yok edebilecektir basit bir biçimde. Böylelikle vasiyetnamesinden dönebilecektir. Resmi vasiyetnamenin de arkadaşlar yok edilerek geri alınması oldukça güç olmakla birlikte en azından teorik olarak mümkündür diyoruz. Aynı şekilde şifahi vasiyetnamede de sözlü vasiyetnamede de biliyorsunuz sonuç itibariyle tutanak dosya kimin egemenliğinde? Mahkemenin egemenliğinde. Orada da arkadaşlar yine şifahi vasiyetnamenin de mahkemeye müracaatla geri alınabileceği ve yok edilebileceğini söylüyor yazarlar. Ama bunlar birazcık teorik kalıyor diyebiliriz. Şimdi vasiyetnamedeki ölüme bağlı tasarrufun geri alınmasına değineceğiz. Maddenin ikinci fıkrasına değinmek istiyorum. Yani kişi bir vasiyetname yaptı. Bu vasiyetnamesinin akabinde arkadaşlar bir takım sahalar arası tasarruflarda bulunmaya başladı. Ve bu sahalar arası tasarrufları arkadaşlar vasiyetnamesiyle de bağdaşmaz durumda. Acaba ne yapacağız, nasıl yorumlayacağız? Bu bağdaşmaz tasarruflar yapılan vasiyetnameyi nasıl etkileyecek? 544. maddenin ikinci fıkrasını ele alıyoruz. Diyor ki kanun koyucu, belirli mal bırakma vasiyeti de vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar. Belirli mal bırakma vasiyeti de vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnekle ilerlersek gerçekten de işimiz kolaylaşacak. Bir defa kanun koyucu belirli mal bırakma vasiyetinden söz ediyor değil mi? Miras bırakan Bay M'nin örneğin bir taşınmazını A'ya vasiyet ettiğini varsayalım. Miras bırakan Bay M'nin bir taşınmazını örneğin A'ya vasiyet ettiğini, muayyen mal vasiyetinde bulunduğunu varsayalım. M, A. Bir muayyen mal vasiyeti, bir belirli mal vasiyeti, muayyen mal vasiyeti. Dedi ki şu taşınmazın Bay A'ya ait olsun dedi. Fakat arkadaşlar daha sonra da bu vasiyetnameyi yaptıktan bir süre sonra da söz konusu taşınmazı
kendi sağlığında, yaptığı bir sağlık tasarrufla ne yaptı? Üçüncü bir şahsa sattı ve üçüncü şahıs adına tapuda tescil işlemini gerçekleştirdi. Şimdi gerçekten de ölümümde taşınmazının ağaya ait olmasını isteyen şahıs arkadaşlar, o taşınmazı daha sonra sağlığında üçüncü bir şahsa satıp onun adına da tescil işlemlerini gerçekleştirirse, artık bu sağlar arası tasarrufun bu ölü bal tasarrufla bağdaştığını iddia edebilir misiniz? Mümkün değil, değil mi? Bu sağlar arası tasarruf artık bu ölü bal tasarrufla bağdaşmaz durumda. Ne diyor kanun koyucu? Diyor ki arkadaşlar, belirli mal bırakma vasiyeti de vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar. Demek ki kişi arkadaşlar böylesine bir tasarrufta bulunursa aksi vasiyetnameden anlaşılmadığı müddetçe bu vasiyetnamenin sona erdiğine ne yapmamız gerekiyor? Karar vermemiz gerekiyor. Ama arkadaşlar kişi ne yapabilirdi? Bu vasiyetnamesini yaptıktan sonra örneği şöyle değiştirecek olursak, söz konusu taşınmazı üye satmak yerine şöyle bir işlem yapsaydı. X bankası lehine bir ipotek tesis etseydi veya bir diğer örnek, Bay İ lehine bir intifa hakkı tanısaydı. O zaman arkadaşlar bu sağlar arası işlemlerin vasiyetname ile tamamen bağdaşmaz olduğunu söyleyebilir miydiniz? Mutlaka bu vasiyetnamesinden geri döndüğü anlamına gelir diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Evet, gerçekten de ağanın beklentisine uygun değil söz konusu ipoteğin kurulması. Ağanın beklentisine uygun değil söz konusu intifa hakkının kurulması ama bu sağlar arası kazandırmalar arkadaşlar yaptığı vasiyetnameyle bağdaşmaz durumda değil. Dolayısıyla Bay M'nin vefatında vasiyetnamesi hüküm ifade etmeye devam edecek. X bankası lehine ipotek hala devam ediyorsa A söz konusu taşınmazın arkadaşlar bu anlamda kendisine mülkiyetinin nakli esnasında X bankasının ipoteğine katlanmak zorunda kalacak onun sınırlı aynı hakkına. Aynı şekilde A söz konusu taşınmazın mülkiyetini hesap ederken arkadaşlar Bay lehine kurulan intifa hakkına da katlanmak zorunda kalacak. Bir kez daha söyleyecek olursam söz konusu işlemler ne değiller? Vasiyetnameyle bağdaşmaz durumda değiller. Bir başka örnekle tekrar ilerleyelim arkadaşlar. Kişi demiş ki otomobilim Bay A'nın olsun. Aynı şekilde otomobilini sağlığında üçüncü bir şahsa ne yapmış gerçekten de satmış ve mülkiyetini nakletmiş. Vasiyetnamenin içerisine baktığımızda biz aksine bir düzenleme göremezsek yapacağımız yorum yine aynı olacak. Yaptığı bu sağlar arası kazandırma yaptığı ölüme bağlı tasarrufla bağdaşmaz durumdadır. Dolayısıyla da biri bu vasiyetnamesini ne yapmıştır? Geri almıştır diye bir yorum yapacağız. Ama dikkat edecek olursanız kanunun ifadesinde ne var? Aksi anlaşılmıyorsa ölüme bağlı tasarruftan diyor. Vasiyetnameden aksi anlaşılmıyorsa belirli muayyen mal vasiyetine dair düzenlemeleri anlatırken aksi tasarruftan anlaşılmadıkça diyor. Kişi arkadaşlar ne yapmış olabilir? Başka bir arzu taşıyor olabilir. Ne anlamda? Yaptığı vasiyetnamesinde örneğin sattığı bu taşınmazın bedelinin A'ya ödenmesini arzu ediyor olabilir. Veya mülkiyetini naklettiği bu arabanın bedelinin Bay A'ya ödenmesini arzu ediyor olabilir. Veya arkadaşlar ilerleyen derslerde göreceğiz, tedarik vasiyeti dediğimiz bir vasiyet tipi vardır. Kişi arkadaşlar bir muayyen mal vasiyetinde bulunmaktadır. O muayyen mal vasiyetinde bulunurken arkadaşlar onun terekesinde var olmayan bir mal hakkında muayyen mal vasiyetinde bulunmaktadır. Yani bir mal varlığının onun ölümünden sonra tedarik edilerek Bay A'ya mülkiyetinin naklini arzulamaktadır. İşte böylesine bir takım açıklamaları varsa, böylesine bir takım arzuları varsa o zaman arkadaşlar bu elinden çıkan taşınmazın bedelinin, değil mi? Bu mal varlığı değerinin yerine geçen o bedelin
veya elinden çıkan o otomobilin yerine geçen bedelin arkadaşlar Bay A'ya ödenmesi gerektiğine de kanaat getirebiliriz. Yeter ki bunu ne yapalım gerçekten de vasiyetnameden yorum yoluyla çıkarabilelim diyoruz. Peki, demek ki bu çerçevede Medeni Kanunumuzun arkadaşlar 544. maddesini de ne yapmış olduk, ele almış olduk. Arkasından da yavaş yavaş artık nereye gelebiliriz? Vasiyetnamenin yok olmasına gelebiliriz. Vasiyetnamenin yok olması arkadaşlar bizzat kişinin kendi eyleminden kaynaklanabilir. Yani vasiyetçinin kendi eyleminden kaynaklanabilir. Ama dikkat, yok etme iradesi olmaksızın yok etmesinden söz ediyoruz. Eğer yok etme iradesiyle arkadaşlar bunu zaten ortadan kaldırdıysa, o zaman biraz önce okuduğumuz 543. maddenin birinci fıkrasıyla karşı karşıyayız. Yok etme iradesiyle söz konusu vasiyetnameyi okunamaz hale getirdiyse artık arkadaşlar o vasiyetnameyi geri aldı demektir. Ama yok etme iradesi olmaksızın bir hata eseri kazara söz konusu vasiyetnameyi yırtıp attıysa, yaktıysa, çöpe attıysa, o zaman arkadaşlar şimdi okuyacağımız 543. maddenin ikinci fıkrasıyla karşı karşıyayız. Bu vasiyetnameyi arkadaşlar bir üçüncü kişi de yok edebilir, değil mi? Örneğin o vasiyetnameden zarar göreceğini düşünen, o vasiyetnamenin aleyhine hukuki sonuçlar doğuracağını düşünen bir mirasçı vasiyetnameyi yok etmeye kalkışabilir. Veya mutlaka böyle bir kast gerekmez. Bir kişi dalgınlıkla yine efendim işte kişinin yardımcısı, sekreteri onun masasını temizlerken, evrakını çöpe atarken dalgınlıkla onun el yazılı vasiyetnamesini de çöpe atmış olabilir veya işte okunamaz hale getirmiş olabilir. Bütün bu ihtimallerde 543. maddenin ikinci fıkrasıyla karşı karşıya kalacağız. 543. madde arkadaşlar ikinci fıkrasında bize şunu söylüyor. Kaza sonucunda. Yani vasiyetnamenin mutlaka üçüncü kişinin eliyle yok edilmesi de şart değil. Kendiliğinden de bir kazada yok olabilir, değil mi? Yangında yok olabilir, depremde yok olabilir, selde yok olabilir. Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan, dikkat, ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Son cümle tazminat isteme hakkı saklıdır. Şimdi arkadaşlar kanun koyucu diyor ki vasiyetname yapıldı, örneğin el yazılı vasiyetname yapıldı, arkasından da el yazılı vasiyetname kişinin vasiyetnameyi yok etme arzusu olmaksızın yok oldu. Veya yandı veya sele kapıldı ve hiçbir şekilde okunamaz hale geldi. Veya bir üçüncü kişi bunu yok etmeye kalkıştı kendisi kendi kusuruyla. Bütün bu ihtimallerde kanun koyucu yine kişinin son arzularına elinden geldiğince hürmet etmeye çalışıyor. Yine vasiyetnameyi olabildiğince ayakta tutmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar diyor ki ne arıyorum? Vasiyetnamenin içeriğinin belki kelime kelime değil ama arkadaşlar neredeyse kelime kelime olmaya yakın bir biçimde anlamının tespit edilmesini arıyorum diyor. Aynen ve tamamenden kastımız kelime kelime değil belki ama yine de arkadaşlar bu vasiyetnamenin içeriğinin aslına uygun şekilde saptanabilmesi şart. Peki ne olacak? Elbette bunu iddia eden bunu ispat etmek zorunda kalacak. Diyecek ki bir vasiyetname yok oldu. Üstelik vasiyetçinin kendi yok etme arzusu olmaksızın yok oldu. Efendim işte bir olay sebebiyle yok oldu veya üçüncü şahısların eylemleri sebebiyle yok oldu. Ama ben bu yok olan vasiyetnamenin içeriğini ne yapıyorum? Bir şekilde sizlere gösteriyorum diyecek. Örneğin çıkaracak bir fotokopi sunacak, değil mi? Örneğin tanık dinletecek. Örneğin kişi vasiyetnamesini yaptıktan sonra bir de mektup yazmış bir arkadaşına. Geçenlerde yaptığım vasiyetname ile de aslında tüm mal varlığı değerlerimi Bay X'e bıraktım demiş. Bu örnekleri mahkemenin önüne sunmaya çalışacak, değil mi? Bu delillerle ispatlamaya çalışacak. Ama tanık deliline olabildiğince ne yapmak gerçek? Olabildiğince ne yapmak lazım? Hassasiyetle yaklaşmak lazım.
bütün olay örgüsü, maddi vakaların, ispatlanan tüm maddi vakaların hepsi hakimde hangi kanaati oluşturmalı? Evet, kişi vasiyetname yapmış. Evet, vasiyetnamesi onun arzusu olmaksızın yok olmuş. Ama bu çerçevede vasiyetnamenin içeriği ne yapılabiliyor? Saptanabiliyor. Belki kelime kelime değil ama aslına uygun bir biçimde onun son arzularını ne yapabiliyoruz? Saptayabiliyoruz. O zaman bu vasiyetname ayakta kalmaya devam edecek diyoruz. Kısacası 543. maddeyi de arkadaşlar bu şekilde geride bırakıyoruz. Her türlü delille bunun ispatının mümkün olabileceğini söyledik ama delillerin takdirinde oldukça dikkatli hareket etmek gerekiyor dedik. Peki bir tane de tazminata ilişkin düzenleme var. O ne arkadaşlar? Tazminata ilişkin düzenlemede de kanun koyucu şunu söylemeye çalışıyor. Eğer diyor vasiyetname bir haksız fiil sonucu yok edildiyse, üçüncü kişinin bir hukuka aykırı eylemi sonucu yok edildiyse, o zaman o kişiye karşı bir tazminat davası açılabilir diyor. Peki neyi talep edecek kural olarak arkadaşlar, zararı uğradığını iddia eden kişi? O vasiyetnameden bana muayyen mal vasiyeti, o vasiyetnameyle bana muayyen mal vasiyeti yapılmıştı, bunu istiyorum. O vasiyetnameyle ben mirasçı atanmıştım, bunu istiyorum. Bu zararlarımın giderilmesini istiyorum mu diyecek? Zaten arkadaşlar onları ispat etseydi vasiyetname ayakta kalacaktı. Onları ispat edemediği için haksız fiil failinden bir tazminat talep edecek. Haksız fiil failinden arkadaşlar talep edebileceği tazminat kural olarak istisnaları var. Teorik olarak da başka açıklamalar yapmak mümkün ama kural olarak arkadaşlar neyi talep edebilir? O vasiyetnamenin içeriğinin saptanması için yaptığı masrafları talep edebilir. Örneğin açtığı davanın masraflarını talep edebilir. Onun ötesinde başka herhangi bir zarar kalemini talep edemez diyoruz. Kural olarak durum böyledir diyoruz. Demek ki demin de söylemeye çalıştığım üzere istenecek tazminat için zararın ispatı şarttır. Zararı ispat edemediği için arkadaşlar sadece ve sadece neyi talep edecektir? İçeriğinin tespiti için yaptığı masrafları, örneğin açtığı davanın masraflarını talep edecektir. Gelelim arkadaşlar miras sözleşmelerinin sona ermesine. Miras sözleşmelerinin sona ermesi bahsinde de özellikle 546 ve devamındaki düzenlemelere bakacağız. 546 ve devamındaki düzenlemelere bakacağız. Peki. 546 fıkra 1'e derhal bakalım. Zaman kaybetmeyelim. Diyor ki kanun koyucu miras sözleşmesi tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir. Değil mi? Zaten bu bir karşılıklı mutabakatla ortadan kaldırma sözleşmesi, karşılıklı bir deyim yerindeyse fesih sözleşmesi, fesih anlaşması, karşılıklı olarak ne yapıyorlar taraflar? Kendi rızalarıyla daha önce yaptıkları miras sözleşmesini ortadan kaldırıyorlar. Kanun koyucu ne diyor? Hangi şekilde yapılmalı diyor? Yazılı şekilde yapılmalı diyor. Belki miras sözleşmelerinin nerede yapılacağını emretti? Resmi memur huzurunda yapılacağını emretti ama bir taraftan da burada döndü dedi ki söz konusu ortadan kaldırma anlaşması nasıl yapılabilir? Adi yazılı şekilde yapılabilir dedi. Demek ki tarafların anlaşmasıyla her zaman söz konusu miras sözleşmesi ortadan kaldırılabiliyor. Ama arkadaşlar bu nedir? Bu bir ölüme bağlı tasarruftur. Bu bir ölüme bağlı tasarruftur. Yani bu ortadan kaldırma anlaşması da bir ölüme bağlı tasarruftur. Bu ölüme bağlı tasarrufta da biz yine neyi arayacağız? Belki şekil kurallarına riayeti arayamayacağız. Çünkü kanunda açık hüküm var. Ama neyi arayacağız? Ehliyet kurallarını arayacağız, değil mi? Ölüme bağlı tasarrufta bulunanın ne olması gerekiyordu? Tam ehliyette olması gerekiyordu. Dolayısıyla şahsa sıkı surette bağlı bir hak olduğunu da hatırlayacağız. Ölüme bağlı tasarrufta bulunmanın ve bu çerçevede ehliyet kurallarına riayet edeceğiz. Bu geri alma da tahmin edileceği üzere nasıl olabilir? Tam bir geri alma söz konusu olabilir veya bir kısmi geri alma söz konusu olabilir. Taraflar miras sözleşmesinin tüm içeriğini ortadan kaldırabilecekleri gibi taraflar miras sözleşmesinin bazı kısımlarını da ortadan kaldırmaya karar verebilirler. Şunu hatırlatmakta fayda var. Bu sözleşmenin tarafları kimler olacaktır? Bu sözleşmenin tarafları kimler olacaktır? Hatırlarsanız miras sözleşmesinin karşı tarafına da
bir takım kazandırmalarda bulunabiliyordu, değil mi? Onu mirasçı atayabiliyorduk, örneğin muayyen mal vasiyetinde bulunabiliyorduk. Veya M ile A arasındaki bu sözleşmede arkadaşlar bir üçüncü şahıs lehine de kazandırmalar söz konusu olabiliyordu, değil mi? Bir üçüncü şahıs yararına da miras sözleşmesi söz konusu olabiliyordu. M ile A anlaşıyordu ama üçüncü şahsı mirasçı atıyordu Bay M. Üçüncü şahıs lehine muayyen mal vasiyetinde bulunuyordu. Acaba taraflar bu miras sözleşmesini ortadan kaldırmak istiyorlarsa kimler sözleşme yapacaklar? M ile A'nın yapacağı hiç tartışmasız. Peki bu örnekte Ü ile M mi yapacak yoksa arkadaşlar yine M ile A mı yapacak? Yine sözleşmenin tarafını oluşturan M ile A ne yapacaklar? Gerçekten de miras sözleşmesini ortadan kaldırma sözleşmesi yapacaklar. Peki bunu da geride bıraktık arkadaşlar. Gelelim mirasçılıktan çıkarmaya, mirasçılıktan ıskata. Mirasçılıktan ıskat arkadaşlar medeni kanunumuzda, mirasçılıktan çıkarma medeni kanunumuzda prensip itibariyle saklı paylı mirasçıların mirasçılığını sonlandırmak için yaratılmış bir müessesedir diyebiliriz. Çünkü kişi arkadaşlar saklı paylı mirasçısı değilse herhangi bir mirasçısını çok rahatlıkla mirasından ne yapabilir? Uzaklaştırabilir, ona herhangi bir şekilde mirasından pay vermeyebilir. Medeni kanunumuz saklı paylı mirasçıları korumak istemiştir. Onların saklı paylarını muhafaza etmek istemiştir. Onların saklı paylı mirasçılığını nasıl sonlandırırsınız? Ancak ve ancak mirastan çıkarma sebepleri, mirasçılıktan çıkarılma sebeplerini gerçekleştirdilerse yapabilirsiniz. Bir vasiyetnameyle onların mirasçılığını sonlandırabilirsiniz. Medeni kanunumuzun hükümlerine baktığımızda arkadaşlar ıskat sebeplerini yani mirasçılıktan çıkarma sebeplerini Şöyle düzenlediğine tanık olursunuz. Der ki kanun koyucu, kişi miras bırakana karşı bir suç işlediyse, miras bırakana veya yakınlarına karşı bir suç işlediyse der. Aynı şekilde arkasından da der ki, bu suç nasıl bir suç olmalıdır? Ağır bir suç olmalıdır der. Arkasından da der ki, miras bırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan ödevlerini ağır şekilde, önemli şekilde ihlal ettiyse der. Örneğin bir saklı paylı mirasçı arkadaşlar, miras bırakanı yaralamıştır veya onun bir yakınını yaralamıştır. Yani bu bir suçtur. Ve bu suç arkadaşlar ilişkilere bakıldığında ağır bir suç olarak görülür. Ceza hukuku bakımından değil, taraflar arasındaki bağı ihlal etmesi bakımından ağır bir suç olarak görülür. Eğer böyle ağır bir suç işlediyse miras bırakan da ne yapabilir arkadaşlar? Bir vasiyetname yapabilir ve ıskat sebebini, mirasçılıktan çıkarılma sebebini, çıkarma sebebini zikrederek arkadaşlar kişiyi mirasçılıktan ne yapabilir? Gerçekten de çıkarabilir, ıskat edebilir. Bir diğer örnek arkadaşlar, kişi arkadaşlar neyle karşı karşıya kalmıştır? Bakıma muhtaç durumdadır, hastadır, yardıma muhtaç durumdadır. Ama örneğin oğlu saklı paylı mirasçısıdır çocuğu olduğu için. Örneğin oğlu ona karşı olan bakım yükümlülüğünü, nafaka yükümlülüğünü, yardım yükümlülüğünü, dayanışma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bu çerçevede kişi bir vasiyetname yaparak ne yapabilir gerçekten de? O saklı paylı mirasçısını, çocuğunu, bu örnekte oğlunu mirasçılıktan ne yapabilir? Çıkarabilir. Bütün bunlara baktığımızda medeni kanunumuzun arkadaşlar aslında 10. maddesindeki düzenlemeleri söyledim size. Kenar başlılık mirasçılıktan çıkarma sebepleri ve hükümleri şeklinde devam ediyor. Şimdi gelelim biz nereye? Bu bahsettiğimiz olgular çerçevesinde 546. madde. Çünkü şimdi miras sözleşmesinde arkadaşlar kişinin yapacağı bir vasiyetname ile bu miras sözleşmesinden döndüğüne tanık olacağız. Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin miras bırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa miras bırakan miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir. Dikkat edecek olursanız bir miras sözleşmesiyle karşı karşıyayız. Kural olarak tek yanlı olarak buna son vermek mümkün değil. Biraz önce okuduk, tarafların anlaşmasıyla ortadan kaldırabiliyoruz. Şimdi neyi konuşmaya başladık?
kişinin bunu tek yanlı olarak yapacağı bir vasiyetnamenin ortadan kaldırmasını konuşmaya başladık. Ne diyor kanun koyucu? Lafzına sıkı sıkıya bağlı kaldığınızda en azından şunu söylüyor. Diyor ki, miras bırakana karşı bu miras sözleşmesiyle atanan mirasçı veya muayyen mal vasiyeti yapılan, lehine muayyen mal vasiyeti yapılan kişi miras bırakana karşı değil mi? En azından 546. maddenin ikinci fıkrasındaki lafz böyle. Miras bırakana karşı ıskat sebeplerini gerçekleştiren bir eylemde bulunursa, miraslıktan çıkarılma sebeplerini gerçekleştiren bir eylemde bulunursa, yani ona karşı arkadaşlar ağır bir suç işlerse, yani ona karşı aile hukukundan doğan ödevlerini önemli bir şekilde ihlal ederse, o zaman arkadaşlar Bay M ne yapabilir? Saklı paylı mirasçısını dahi ne yapabiliyordu? Kanunen hissesi, miras hissesi korunmuş mirasçılarını dahi mirasçılıktan ne yapabiliyordu? Uzaklaştırabiliyordu, çıkarabiliyordu. O zaman bu miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıyı da yine ne yapabilir gerçekten de? Deyim yerindeyse mirasçılıktan çıkarabilir. Daha doğrusu ne yapabilir? Söz konusu miras sözleşmesini tek yanlı olarak sonlandırabilir. Aynı şekilde muayyen mal vasiyetinde bulunduğu şahıs da ona karşı yine biraz önce bahsettiğim gibi ağır bir suç işlerse, ona karşı aile hukukundan doğan ödevlerini ağır bir biçimde, önemli şekilde ihlal ederse yine yapacağı bir vasiyetnamede ne yapabilir? Miras sözleşmesini tek yanlı olarak ortadan kaldırabilir diyor Medeni Kanunumuzun 546. maddesinin ikinci fıkrası. Burada bir takım tartışmalar var. Detayını lütfen kitaplardan okumanızı rica edeceğim. Iskat sebebi acaba, mirasçılıktan çıkarılma sebebi acaba vasiyetnamede belirtilmeli mi? Evet, çünkü ıskata ilişkin düzenlemelere baktığımızda Medeni Kanun'da bunu açıkça aradığını görüyoruz. Yine diyoruz ki bunun vasiyetnamede zikredilmesi yerinde olur. Bana karşı şu eylemde bulunduğu için miras sözleşmesini sonlandırıyorum. Bana karşı şu eylemlerde bulunmadığı için miras sözleşmesini sonlandırıyorum gibi sebepleri ne yapmak lazım? Zikretmek lazım. Tartışmalı olan nokta ne? Mirasçılıktan çıkarma ile ilgili hükümlere baktığınızda ifadeler miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlerse ifadesi. Miras bırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan ödevlerini önemli şekilde ihlal ederse ifadesi mevcut. Halbuki arkadaşlar bu hükümde 546 fıkra 2'de neyi görüyoruz? Miras bırakana karşı ifadesini görüyoruz. Bu da doktrinde tahmin edileceği üzere bir takım tartışmaları gündeme getiriyor. Bu tartışmaları burada çözecek durumda değiliz. Siz ne yapacaksınız? Okuduğunuz kitaplarda dilediğiniz görüşü tercih etmek imkanına her zaman sahiptiniz. Yine dilediğiniz görüşü tercih etmek imkanına sahipsiniz. Diyebilirsiniz ki ıskat sebepleri de olduğu gibi buradaki eylemler Bay M'ye veya yakınlarına karşı işlenmiş olabilir. Bay M'ye veya ailesi üyelerine karşı işlenmiş olabilir. O zaman miras sözleşmesinden tek yanlı dönebilir. Hayır, ben Medeni Kanun madde 546 fıkra 2'nin lafzına dayanıyorum. Ne demiş kanun koyucu? Miras bırakan demiş. Dolayısıyla bu eylemler nasıl olmalı? Sadece ve sadece miras bırakana karşı işlenmiş olmalı diyebilirsiniz. Bu iki görüşten bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bunu da arkadaşlar geride bıraktığımıza göre sadece ve sadece şunu hatırlatayım. Ne yapacak kişi arkadaşlar? Bir vasiyetname yapacak. Bir vasiyetname yaparak ne yapacak? Söz konusu miras sözleşmesini tek yanlı irade açıklamasıyla sonlandıracak. Nereden çıkarıyoruz? Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır diyen 546. maddenin 3. fıkrasından çıkarıyoruz. 546. maddenin 3. fıkrası çerçevesinde kişi el yazılı vasiyetname yapabilir, resmi vasiyetname yapabilir, şartları varsa şifahi vasiyetname yapabilir diyoruz. Peki. Demek ki şuna da parmak basmakta fayda var. Vasiyetname yapacağına göre bu bir ölüme bağlı tasarruf. Ölüme bağlı tasarruf olduğuna göre de arkadaşlar, ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname yapabilme ehliyetine sahip olması gerekiyor, hiç tartışmasız. Yine arkadaşlar ne şartımız var? Şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakla karşı karşıyayız. Yine kanuni temsil yasağımız ve iradi temsil yasağımız söz konusudur diyoruz. Peki. Acaba başka ne söyleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar özellikle sözleşmeden dönme yolu ile miras sözleşmesinin sonlandırılması. Hatırlarsanız arkadaşlar ne yapmıştım? İki tane örnek çözmüştüm. Bunlardan bir tanesi
teknik anlamıyla miras sözleşmesi, detaylandıracaksanız olumlu miras sözleşmesiydi. Bir tanesi de arkadaşlar olumsuz miras sözleşmesi, yani mirastan feragat sözleşmesi idi. Burayı bir ivazlı miras sözleşmesi olarak ne yapalım, değerlendirelim. Yani sağlar arası ivaz borcu altında olan kim? Bay A, değil mi? Burada da arkadaşlar neyle karşı karşıyayız? Bay M ile Bay feragat eden arasında, Bay feragat eden arasında bir mirastan feragat sözleşmesiyle karşı karşıyayız. Ölme bal tasarrufta bulunan tarafları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu örnekte ölme bal tasarrufta bulunan kim? Bay M. Zaten o yüzden M harfini verdik. Ö, B, T diye altına not alıyorum. Burada da yine arkadaşlar ölme bal tasarrufta bulunan Bay M. Burada da yine Ö, B, T diyerek yani ölme bal tasarrufta bulunan taraf olarak oraya not alıyorum. Bu miras sözleşmesi de, bu mirastan feragat sözleşmesi de nasıl bir feragat sözleşmesi? İvazlı bir mirastan feragat sözleşmesi. Bu kez sağlar arası ivaz borcunun borçlusu kim? Bay miras bırakan. Bir miktar para ödeyecek, karşı tarafın feragatını sağlayacak. Bir malın mülkiyetini nakledecek, karşı tarafın feragatını sağlayacak. Burada arkadaşlar sağlar arası ivaz borcu kimde? Sağlar arası ivaz borcunun borçlusu kim? Bay A. Değil mi? Gerçekten de bir miktar para ödeme borcu altında veya bir taşınır veya taşınmaz nesnenin mülkiyetinin nakil borcu altında. Peki hatırlıyor musunuz acaba tam iki tarafa borç yükleyen akitlerde sözleşmeden dönmenin şartlarını, tam iki tarafa borç yükleyen akitlerde borçlu temerrüdünün şartlarını, değil mi? Borçlu temerrüde düşerse alacaklığının sözleşmeden dönmek imkanına sahip olduğunu, değil mi? Bir defa ne olmalıydı? Borçlu borcunu ifade temerrüde düşmeliydi, değil mi? Onun için ne şartımız vardı? Bir defa borç muaccel olmalıdır. Alacaklının ihtarı olarak şarttır. Ama bazen de alacaklının ihtarı gerekmeksizin de kişinin borcu ne olur gerçekten de? Özür dilerim, kişinin borcu ne olabilir? Kişi ne olabilir? Temerrüde düşebilir. Örneğin taraflar arkadaşlar vadeyi karşılıklı anlaşmalarıyla saptadılarsa o zaman arkadaşlar tarih insan yerine ihtar eder deriz ve artık ihtara gerek olmaksızın borçlu temerrüde düşer. Tam iki tarafa borç yükleyen akitlerde sözleşmeden dönmek için prensip itibariyle ne yapmak gerekiyordu arkadaşlar? Alacaklının borçluya ne vermesi gerekiyordu? Bir mehil vermesi gerekiyordu. Bunu bizzat verebilir veya ne yapabilir? Bir mahkeme aracılığıyla bunun verilmesini sağlayabilir. Bu mehlin ne olması gerekir? Uygun bir mehil olması gerekir. Bu uygun mehlin sonunda da hala borçlu borcunu ifa etmiyorsa, yani bu örnekte Bay M ivazı ödeme borcu altında olan Bay M ivazı ödemiyorsa, bu örnekte ivazı ödeme borcu altında olan Bay A bu borcu ödemiyorsa arkadaşlar, o zaman miras sözleşmesinin diğer tarafını oluşturan kişiler ne yapabileceklerdir? Artık bu sözleşmeden dönebileceklerdir. Hangi kurallara göre? Biraz önce anlattığımız borçlu temerrüdüne ilişkin kurallara göre, yani tam iki tarafa borç yükleyen akitlerde borçlu temerrüdünde alacaklının sözleşmeden dönmesine imkan sağlayan kurallara göre. Hatırlarsanız bazen de mehil tayinine gerek yoktur, değil mi? Borçlunun içinde bulunduğu durum öyle bir durumdur ki artık hiçbir şekilde mehil tayinine gerek yoktur veya öylesine bir sözleşmeyle karşı karşıyayızdır ki kesin vadeli işlemle karşı karşıyayızdır. Kesin vadeli işlemde de arkadaşlar ne yapmaya gerek kalmayacaktır? Bir mehil tayinine gerek kalmayacaktır. Alacaklı ne yapabilecektir? Derhal sözleşmeden dönebilecektir. Nereden çıkarıyorum bütün bunları? Borçlar Kanunumuzun elbette borçlu temerrüdüne ilişkin hükümlerinden çıkarıyorum. 2 sene önceki dersleri hatırlatmaya çalışıyorum ama 547. maddeyi okumam gerekiyor. 547. madde bize diyor ki, miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması. Belki altını çizeceğimiz tekst ifade bu. Veya güvenceye bağlanmaması halinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir. Yani tahtaya tekrar geri gelecek olursak arkadaşlar, sağlar arası ivaz borcunun borçlusu Bay A, sağlar arası ivaz borcunun borçlusu Bay M, dikkat edecek olursanız diyor ki, miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, yani bu örnekte Bay M. Bu örnekte arkadaşlar Bay feragat eden, değil mi? Bay feragat eden, Bay feragat eden. Bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi
veya güvenceye bağlanmaması halinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir. Yani borçlu temerrüdüne ilişkin hükümlerden sadece ve sadece deyim yerindeyse böyle bir milimetrik sapma var. O da nedir arkadaşlar? Karşı tarafın güvence göstererek bu dönme imkanını ortadan kaldırması. Evet, borcumu ifa etmedim belki, belki temerrütteyim, belki hala bana mail tayin ettin, borcumu ödeyemiyorum ama şu anda ne gösteriyorum? Teminat gösteriyorum, kefalet gösteriyorum, rehin gösteriyorum, ipotek gösteriyorum, banka teminat mektubu getirdim vesaire vesaire. Bütün bu teminatlar arkadaşlar gerçekten de alacaklığın haklarını güvence altına alıyorsa, alacaklığın haklarını güvence altına alıyorsa o zaman ne yapamayacaktır karşı taraf, sözleşmeden dönemeyecektir diyoruz. Teşekkür ederim.